Babam Mehmet öğretmiş, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım ihtiyacı oldu. Bu yoğun bakım ihtiyacından dolayı Bağcılar Medi Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik. Bu hastanede babam 5 ay boyunca yattı. Bu yatış sırasında biz 2 günde bir görüşe gidiyorduk. Fakat sürekli üstü örtülüydü ve bize kesinlikle üstünü açmamamız gerektiğini söylediler. Biz bu yaralardan kesinlikle haberimiz yoktu. Daha sonra biz topuğunda bir yara gördük ve bu yaradan dolayı doktor beyle görüştük. Bu yaraların neden oluştuğunu, işte pozisyon kaç saat arayla verdiklerini vesaire sorduk. Böyle bir defter tutmadıklarını, orada çalışan bir hemşire dedi saat 10'da verdik, bir de saat 2'de verdik diye bir 4 saatte bir pozisyon verilmiş. Ama biz daha uzun süre pozisyon verilmediğini öğrendik. Çünkü babamın bu 5 ay boyunca 19 adet bası yarası oluştu, yatak yaraları. Onlar şöyle bakın. Bir tane sırtında 25 santim, 2 santim derinliğinde, 4. evrenin de üstünde, tanımlanamaz evre. İşte sağ, sol kalça, ayaklar, toplamda 19 adet bası yarası. Bu yaralarla ilgili biz yara bakım ekibiyle görüştük. Vakum tedavisi yapılması gerektiğini öğrendik. Fakat bu vakum tedavisinin bu yaraları oluşturan yoğun bakımın üstlenmesi gerektiğini, hastanenin üstlenmesi gerektiğini öğrendik. Bununla ilgili hastane yönetimiyle görüştük. Hastane yönetiminde başhekim, başhekim yardımcısı ve bir hasta haklarından bayan vardı. Zaten daha önce hasta haklarına da gittik. Bizim hastanemiz böyle. Beğenmiyorsanız başka hastaneye götürebilirsiniz gibi bir açıklama yaptılar. Götürmek istediğimizde de sevke uygun değil diye kağıt verdiler. Kesinlikle o hastaneden çıkamayacağımızı söylediler. Yani babamı 5 ay boyunca bu hastanede ölüme terk etmişler. Kesinlikle pozisyon verilmiş ama eksik ve yanlış pozisyon verilmiş. Mesela sağ tarafa yatırılmış, bırakılmış, sağ taraf yara olmuş. Sol tarafa yatırılmış, bırakılmış, sol taraf yara olmuş. Bununla ilgili işte vakum tedavisi istediğimizi de söyledik. Daha önce işte bu yaraları gördükten sonra Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili inceleme başlattı. Savunma istemiş hastane. Hastanenin yazdığı savunma da mesela babam 90 kiloydu. Yoğun bakıma gitmeden önce 45 kiloya düşmüş. Onunla ilgili bizim burada devlet hastanesinin karşıladığı mamalar vardı. Bu mamaların verilmediğini, daha ucuz mamalar kullanıldığını öğrendik. Kendileri burada zaten bize reçete yazdılar. Bu reçeteyle özel olduğu için biz kendi imkanlarımızla 5 ay boyunca bu mamadan alıp takviye olarak verdik. Ama bu mamanın da verilmediğini düşünüyoruz. Kilo kaybı yine devam etti. Babamın yaraları gösterdiğinde dalga geçer şekilde gülerek bu yaraların normal olduğunu, işte hastanelerinin çok üst düzey bir hastane olduğunu, bizim zaten kendilerinin Sağlık Bakanlığı'na savunma yaptıklarını, yine istersek şikayette bulunabileceğimizi ama elimize bir şey geçmeyeceğini, biz gerekli savunmayı yine yaparız dediler. Aynı dalga geçerek gülerek yaptılar bunu. Onunla ilgili dilekçe de yazdık, vakum tedavisi istediğimize dair. Ama bir sonuç alamadık.